pazar günü bizi ayırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Ben şuradan bir ekran paylaşımı yapayım öncelikle. Bugünkü eğitimlerimiz arkadaşlar okul öncesi ilkokulla başladı, ortaokul ve liseyle devam edecek. Ben kısaca kendimi tanıtmak istiyorum sizlere. İsmim Necip Akça, Bodrum Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu'nda İngilizce öğretmen olarak görev yapmaktayım. Bugünkü sunumumuzda iki aşamadan oluşacak sunumumuz. Birinci aşamada teorik kısmına değineceğiz. Ortaokul kademesinde projeler yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Projelerin olmazsa olmazları nelerdir? Bunlar hakkında konuşacağız. İkinci aşamada ise örnek bir proje üzerinden, ödül almış bir projemiz üzerinden bu teorik bilgileri birlikte değerlendireceğiz. Neler yapılabilir bunlara bakacağız. Öncelikle ben ilk iki oturumda çok sık gelen soru vardı. Sunumları paylaşacak mısınız şeklinde soru sorulmuştu. Sunumun başında bunu sizlere aktarmak istiyorum. Bu Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul evimde portalı var arkadaşlar. Oraya bu hafta içinde bu sunumlar yüklenecek. Yani şu an kayıt altına alınıyor. Oradan yani kaçıranlar oradan da tekrardan takip edebilirler. Ve sunumun sonunda arkadaşlar soru cevap etkinliği olmayacak. O yüzden sorularınızı chat bölümünde yazabilirsiniz. Diğer görevli arkadaşlarımız sorularınızı yanıtlandıracaklardır diyerek ben sunumuma başlamak istiyorum. Başarılı bir projede arkadaşlar başarılı bir proje oluşturmak için 10 ana anahtar noktamız var bizim, anahtar kelimemiz. Bunlardan birincisi hazırlayın, yani projeye başladığınız aşamada, ilk aşamada aktivitelerinizi içeren, projede neler yapacağınızı içeren, projenin başlama tarihi ve bitiş tarihinin yer aldığı ve ortakların yer aldığı bir çalışma tahtında hazırlamak. İlk önce bunu yaptıktan sonra, daha sonra projenizdeki meslektaşlarınızla işbirliği içinde aktiviteler düzenlemeniz ve hangi araçları kullanacağınızı belirtmeniz gerekiyor. Buna örnek vermek gerekirse arkadaşlar, mesela ben kendim projemi kurdum. Bütün çalışma planını kendim hazırlamıyorum. Yani taslak halinde hazırladım. Daha sonra ortakları dahil ettim. Onların da fikirlerini alıyorum. Ve ne tarz çalışmalar eklenebilir, neler eklenip çıkarılabilir. Bu konularda onlarla fikir alışverişi yapıyorum ve proje takvimine son şeklini veriyorum, karar verin aşamasında. Üçüncü aşamamız fikir birliğine varın aşaması. Burada da daha çok internet etiği, güvenlik kuralları, e-güvenlik kuralları hakkında neler yapılabilir, proje ortaklarınızı bu konuda bilgilendiriyorsunuz. Projenizde, Twin Space'inizde mutlaka bir e-güvenlik kuralları sayfası açmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada uyulacak kuralları tüm öğretmenlerinizle ve öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Dördüncü aşamamız bilgilendirin. Burası biraz yaygınlaştırma aşamasına girecek. Yani projenizi mümkün olduğunca çok kişiye duyurmanız gerekiyor arkadaşlar. Zaten projenizin ana karakteri öğrencileriniz olacak. Öğrencilerinizi ilk önce projenin başında neler yapılacağı hakkında bilgilendirin. Daha sonra okulunuzun tüm paydaşlarını, okuldaki diğer meslektaşlarınızı, okul müdürlerinizi, hatta velilerinizi projeniz hakkında bilgilendirmeniz gerekiyor. Beşinci aşamamız planlayın aşaması. Planlayın kısmında Twin Space'inizi düzenli bir şekilde hazırlamanız gerekmekte. Yani sayfalar kısmı, alt başlıklar, üst başlıklar bunların hepsini düzenli bir şekilde karmaşıklığa yol açmadan hazırlamanız gerekiyor. Altıncı bölüme geldiğimde bir saniye. Kullanın aşaması. Kullanın aşamasında Twin Space'in bize sunduğu imkanlar var arkadaşlar. Yani biz iletişim için daha çok kolay yola kaçıyoruz. WhatsApp, işte Facebook, Zoom'dur. Bu tarz şeyler araçları tabii kullanmamız gerekiyor. Ama Twin Space'in bize sunduğu imkanlar var. Bunlar Twin Mail, proje ortakları arası iletişimi sağlayan bir bölüm, öğretmen bildiğini, tartışma forumları, forumlara özellikle fikir paylaşımlarında mutlaka hem öğretmenler hem de öğrenciler kullanması gerekiyor. Ortaokul ve lise kategorisinde özellikle öğrencilerin forumda mutlaka paylaşımlarda bulunması gerekiyor. Yedinci başlığımız ekleyin. Yine forumlar gibi bahsettiğim şekilde projenize canlı bağlantılar, Twin Space'imize sunduğu canlı sohbet, canlı etkinlik sekmesi var biliyorsunuz. Bunları da iletişimde, ortaklar arası işbirliğinde kullanabilirsiniz. Sekizinci aşama en önemli aşamalardan bir tanesi, entegre edin. Projemizin çalışmalarını okulumuzdaki müfredatımıza entegre etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çocuklara görevlendirmeler yapılmalı, ilgileri ölçülerek hangi alanlarda ilgileri varsa o alanlarda görevlendirmeler yapılabilir çocuklara. Ve bu çalışmaların sonunda ortak ürünler hazırlanabilir.
Bunlara örnek olarak e-kitap, ortak bir hikaye ve bir video örneği verilmiş. Dokuzuncu aşamamız öğrencilere mutlaka feedback, yani geri bildirim sağlamamız gerekiyor. Öğrencilerin birbirlerinin çalışmaları hakkında yorum yapmaları için cesaretlendirmek gerekiyor. Yani öğrencilerin kısacası süreçte sürekli aktif roller almalarını ve sorumluluk kazanmalarını sağlamamız gerekiyor. Biz bunları sağladığımızda arkadaşlar, yani sizler de eğer çoğunuz yeni başlayandır muhtemelen, birkaç yıl içinde öğrencilerinizin, yani proje yapan öğrencilerle proje yapmayan öğrenciler arasındaki farkları gözle görebiliyorsunuz. Biraz daha özgüveni yerine gelmiş öğrenciler, yani kendine güvenen öğrenciler oluyorlar zaman içinde. Son olarak da tüm bu çalışmalarınızı yaptığınızda projenizin kalite etiketine başvurun ve okulunuzun bu şekilde ödül almasını sağlayın ve görünürlüğünü sağlayın demişiz. İyi bir eğitim projesinde önemli yine 5 noktamız var arkadaşlar. Projenin başında ortak hedeflerimiz olmalı ve düzenli bir planımız olmalı. Taslak halinde başlayıp daha sonra ortaklarla birlikte şekillendirebilirsiniz. Projeyi uygulayıcı öğretmenlerin projeye önemli katkıları mutlaka olmalı. Ama üçüncü maddedeki öğrenciler maddemiz bizim için daha önemli. Öğrencilerimiz her zaman merkezde olacak arkadaşlar. Öğrenci merkezli, öğretmen rehberliğinde aktiviteler düzenlemeliyiz. Yani siz bütün çalışmaları kendiniz yaparsanız, yani değerlendirme aşamasında bu başvurunuz direkt reddedilecektir. Öğrencilerin aktif çalışmaları mutlaka gözükmesi gerekiyor. Dördüncü maddemizde etkili bir işbirliğine yer vermek, ortaklar arası. Buna örnek olarak mesela şu şekilde ben kendim proje kurdum diyelim. Projemde 10 kişi ortağı. Bütün çalışmaları ben yapıyorum ama diğerleriyle hiçbir bağlantım yok. Hepsini yaptım yaptım. Sonunda kalite etiketine başvurdum. Bu da istenmiyor bizden. Ortaklar arası işbirliği olmalı. Ortak çalışmalar yürütülmeli. Birlikte hareket edip fikir birliği yapılmalı tüm projelerde. Ve son olarak da proje sonuçlarımız gözle görülebilir olmalı. Bu ne demek? Burada da yaptığımız çalışmaları tamam okullarımızda yapıyoruz ama bunun değerlendirmesi için bunları fotoğraflandırmamız, video haline getirmemiz gerekiyor ve bunları TwinSpace sayfamızda paylaşmamız gerekiyor. Değerlendirme aşamasında elimizde somut belgeler olması için. Evet, projeler değerlendirilirken arkadaşlar bir sene boyunca projenizi yürüttünüz ve karşımıza 5 tane ana kriter geliyor. Projeler değerlendirme aşamasında toplam 25 puan üzerinden değerlendirilir. Her bir kriterimiz 5 puan üzerinden değerlendiriliyor. Toplamda 25 üzerinden 17 puan alırsanız kalite etiketi almış sayılıyorsunuz. Öncelikle bu kriterlerimize bakmak istiyorum başlık olarak. Birinci kriterimiz pedagojik yenilik. İkinci kriterimiz öğretim programına uyum. Üçüncü kriterimiz ortak okullar arasında işbirliği. Dördüncü kriterimiz teknoloji kullanımı. Ve son kriterimiz de sonuçlar, etki ve belgeleme kriteri olmak üzere her biri beşer puandan oluşan toplam 5 kriterimiz var. Birinci kriteri detaylı olarak bakacak olursak pedagojik yenilik kriterinde iki alt başlığımız var. Bunlar pedagojik yaklaşımlar ve eğitim önerileri ve diğer başlığımız da eğitim kazanımları şeklinde. Bu bölümde daha çok bizim yani kalite etiketine başvururken form dolduracaksınız arkadaşlar. Bunların yer aldığı başlıklar var. 2000 karakterli projenizde neler yaptığınızı anlatmanız gerekiyor. Pedagojik yenilik başlığı altında sizlerin proje süresince ne tür öğretim yöntem tekniklerini kullandığınızı burada aktaracaksınız. Mesela işte buluş yoluyla öğretim, sunuş yoluyla bilgisayar destekli öğretim, bireysel öğretim, araştırma yöntemi, gezi gözlem yöntemi gibi konulardan burada bahsedebilirsiniz. Onun dışında içeriğe ve öğrencilerin yaşına bağlı olarak öğrenciler projede yaratıcı, sorumluluk sahibi, bağımsız ve sadece öğretmenin değil kendi fikirlerini taşıyan projenin ana gücü olmaları için cesaretlendirilebilir demiş. Biraz önce de buna değinmiştim. Öğrencilere mümkün olduğunca çok fazla sorumluluk verin, görevler verin ve onların projede aktif olarak çalışmalarını sağlayalım. Yine Meryem Hocam da bir önceki sunumunda söylemişti. Proje fikrinin orijinalliği, projenin isminin orijinalliği çok önemli ve bu aşamada yaptığınız çalışmalar bu proje başlığına uygun mu? Buna uygun çeşitli etkinlikler yapılmış mı? Ve düzenli bir planımız var mı? Bunlar çok önemli. Dikkat etmemiz gereken hususlar bu noktada. İkinci kriterimiz ise öğretim programına uyum. Yani bu da okullarımızdaki öğretim programlarını müfredatla
Nasıl entegrasyon sağlamışız? Bu başlık altında değineceğiz. Bu başlığın 3 alt başlığı bulunmakta. Programa entegrasyon, disiplinler arası yaklaşım ve temel beceriler ve yeterliler alt başlıkları. Burada yaptığımız çalışmaları mutlaka öğretim programımızla yani tamamen olmasa da kısmen en azından uyumlu olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela branşımız, benim branşım İngilizce. Benim illa İngilizce ile alakalı projeye girmek zorunda değilim. Başka konularda ilgimi çeken başka konu varsa o alanlarda da projelere girebilirim. Ama bunu müfredata entegre etmem gerekiyor. Mesela ben 7. sınıflarla çalışıyorum. 7. sınıftaki öğrencilerin sosyal bilgiler dersindeki kazanımlarına uygun bir proje mesela. Hatta ya da fen bilimleri, işte bilişim, görsel sanatlar gibi derslerine uyumluysa mesela bunlarda da yer alabilirim. Projenin bittiğinde bu tüm kazanımları tarayarak bu konularda çalışmalar yürüttüğümüzü burada belirtebiliriz. Bu sayede disiplinler arası yaklaşım da sağlanmış olur. Yani sadece branşınızla alakalı değil, tüm alanlarda projelere katılabilirsiniz. Öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların büyük bir bölümü evde değil, okulda yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu şu an olağanüstü süreçten geçtiğimiz için biraz esnetilebilir arkadaşlar. Çocuklar mecburen evde yapmak zorunda çalışmalarını. Ama normal sürece döndüğümüzde çalışmalarımızın büyük bir kısmı okulda yapılması gereken çalışmalar ve evlere de tabii ödevlendirmeler yapabiliriz. Evet, son maddemizde ise öğretmen eğitimlik proje çalışmasıyla öğretim programını kolaylıkla sürdürebilmelidir. Biraz önce değinmiştim bu noktaya. Yani mutlaka öğretim programımıza, müfredatımıza uyumlu olmalı, entegre edilmiş olmalı. Tamamen olmasa da kısmen kazanımlarımızı içermelidir dedik. Üçüncü kriterimiz ortak okullar arasında işbirliği. 5 puanı da buradan alacaksınız arkadaşlar. Tüm bu kriterleri karşıladığınız takdirde. Burada da yine 3 ana alt başlığımız var. Öğretmen arasında koordinasyon stratejileri, öğrenciler arasında işbirliği için stratejiler ve ortak ürünler oluşturma. Bir ve ikinci maddeye değinecek olursak burada yani şu an yaptığımız webinar gibi mesela projenizde yer alan ortaklarla birlikte düzenli olarak görüşmeler yapmanız gerekiyor. Bu sadece öğretmenler değil, öğretmen öğrenci veya öğrenci öğrenci şeklinde de olabilir. Bütün projedeki paydaşlar sürece dahil edilmeliler. Bunun için yani sadece bütün etkinliklerini Zoom üzerinden değil, biraz önce dediğim gibi TeamSpace'in farklı platformları var biliyorsunuz. Chat, sohbet odası, chatroom ve canlı etkinlik gibi oraları da kullanabilirsiniz. Ve proje forumunda yine TeamSpace'inizde yer alan forum bölümünde fikir alışverişi için kullanabilirsiniz. Projenizin başında mutlaka bir takvim bulunmalı ve anlaşılır şekilde ortakların anlayabileceği bir çalışma planı hazırlanmalıdır. Eğer projeniz ulusalsa Türkçe hazırlayabilirsiniz bunları arkadaşlar ama yabancı ortak olacaksa mutlaka İngilizce olmalı. Tüm çalışmalarınız hazırlandıktan sonra bir görev dağılımı listesi hazırlamanız gerekiyor. Bunu da bir alt başlık altında paylaşabilirsiniz. Burada zaten bütün proje ortakları projedeki tüm çalışmaları yapmakla yükümlüler. Fakat ayrıyetten özel görevler de verebilirsiniz. Mesela e-kitap hazırlama görevini bir öğretmene verirsiniz. Bloğu yönetme görevini başka bir öğretmene verirsiniz. Bu tarz özel görevlendirmeler de yaparak bunu liste halinde alt başlık olarak paylaşabilirsiniz. Farklı okullardan gruplar hatta farklı ülkelerden gruplarla birlikte ortak bir ürün mutlaka çıkmalı arkadaşlar. Projenizin sonuna geldiğinizde elinizde en az bir adet ortak ürün olmalı. Birazdan ortak ürün türlerine de bakacağız. Bu ortak üründe tüm ortakların yer aldığı, çalışmaların birbirini tamamladığı, parçaların bir bütün oluşturduğu bir ürün ortaya çıkması gerekiyor. Yine kriter 3'te devam ettiğimizde görev dağılımımızı bir fikir birliği halinde hazırlamamız gerekiyor. Mesela bunun için öğretmenlere bir anket yollanabilir. Yani bir öğretmen hangi alanda yetkinse, kendine güveniyorsa o alanda kendisine bir görev üstlenebilir. Onun dışında önemli burada değinmem gerektirecek bir şey. Evet. Çalışmaların tek bir kişiye ait olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani ortak ürünlerde özellikle hiçbir grup veya öğrenci yapımların tek yazarı olarak kabul edilemez. Ben bir mesela e-kitap hazırlıyorum. Bu kitabın tamamı benim ürünüm olmaması gerekiyor. Tüm ortakların çalışmalarının bulunması gerekiyor.
Kararlaştırılan planlar, yapılacak çalışmaların hepsi toplantılar, sanal veya yüz yüze şeklinde gerçekleştirilmeli. Yine bu diğer koordinasyon faaliyetleri de bu başlık altında değerlendirilebilir. Bazı ürünler bireysel katkıların iç içe geçtiği karma ülke okul gruplarının işbirliği çalışmasının sonucudur. Bu kısımda arkadaşlar karma okul takımı çalışmaları mutlaka hazırlanmalı. Yani tüm çalışmalarımız karma okul takımı kapsamında olacak diye bir şey yok. Ama karma okul takımlarına oluşan çalışmalara mutlaka yer verilmeli. Ortaokul hatta projeye başlarken özellikle projenizin başında karma okul takımlarınızı oluşturabilirsiniz. Dördüncü kriterimiz teknoloji kullanımı. Zaten projelerimizin olmazsa olmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Teknoloji kullanımı, web iki araçları. Bu bölümde ise alt başlıklarımız teknolojik araçların seçimi, kullanımı, çalışma alanımız, bizim çalışmalarımız yürüttüğümüz Twin Space'imiz veya buna benzer alan, blok olabilir. Buraların kullanımı ve tabii ki de telif hakkı sorunları, AB genel veri koruma regülasyonu kapsamında telif hakkı sorunlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Öğrenciler bilişim yani BT ürünü üreterek bilgi iletişim teknolojilerini mutlaka kullanacaklar arkadaşlar. Burada ben projemde 100 tane web iki aracı kullandım, sen 10 tane kullandın. Ben etiket alamadım, sen aldın. Nasıl oluyor şeklinde diyaloglarla karşılaşabilirsiniz. Yani çok fazla web iki aracı kullanılması bir artı getirisi yok arkadaşlar. Amaca uygun az özde kullanabilirsiniz. Yine amacınıza uygun olduğu takdirde pek çok aracı da kullanabilirsiniz. Twin Space'e ait ya da harici blok. Mutlaka bir blokumuz olmalı arkadaşlar. Bu bloklar değerlendirme aşamasında çok önemli. Twin Space'imiz eğitimlik platformunda yer alan Twin Space'imiz sadece proje ortaklarımız tarafından görülebilen bir kısım. Ama bloğu yaptığımız çalışmaları blokta da paylaşırsak tüm çevremizdeki kişilere bu çalışmalarımızı göstermiş oluruz. Yaygınlaştırma aşamasında bizim işimize yarayacak sitemiz, bloğumuz olacaktır. Buna ek olarak tabii ki de web sitesi de hazırlayabilirsiniz. Ama blok biraz daha işbirliğine dayalı olduğu için. Bir de blok hazırlarken arkadaşlar mesela ben projemin bloğunu kurdum. Tüm çalışmaları ben oraya yüklemeyeceğim. Projedeki ortaklarımıza davet göndereceğim. Herkes kendi yaptığı çalışmasını kendisi de oraya ekleyecek. Değerlendirme aşamasında da orada benim blog katkı yapmış mıyım, yapmamış mıyım ismim gözükeceği için ona göre artı puan alacağım. Projemizde okulumuzun paydaşları, öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler, işte aileler bunları da projemize davet edebiliriz. Projede aktif rol almalarını sağlayabiliriz. Hatta yerel kuruluşlarla da işbirliği halinde olabiliriz. Bunları uygun şekilde yönetmemiz gerekiyor. Telif hakkı, e-güvenlik konusu çok önemli. Burada öğretmenler ve öğrenciler için bir güvenlik kuralları listesi hazırlayıp bu listeyi ilgili sayfada paylaşırsak tüm proje ortakları buraya girdiğinde nelere dikkat etmesi gerektiğini görebilirler. Bu güvenlik kurallarının örnek ne verilebilir? En başta tabii ki de çocukların yüzlerinin kesinlikle gözükmemesi gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Ondan sonra YouTube üzerinden veya farklı platformlardan videolar paylaşırsak buralarda telif haklarına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Twin Space'e öğrenci kaydedilmesi okul öncesi ve ilkokulda zorunlu değildi ama ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler için Twin Space'e öğrenci kaydı yapılması gerekiyor. Buralarda da öğrenci kaydı yaparken öğrencinin açık kimliği belli olmayacak şekilde eklemeler yapmalıyız. Yani Necip Akça yerine mesela Necip A şeklinde öğrencim varsa o şekilde net kimliği belirli olmayacak şekilde sisteme kaydetmemiz gerekiyor. Teknoloji kullanımında dikkat etmemiz gereken diğer noktalar da fark yaratan yaratıcı araç kullanımları. Yani çok fazla kullanılmamış ve projenin amacına çok uygun bir araç varsa mesela bu aşamada bunlardan bahsedebilirsiniz. Aynı ürün için alternatif araçlar kullanılmalı. Burada da ben mesela projemin başından sonuna kadar 20 tane video hazırladım. 20 videoda da aynı programı kullandım mesela. Bunu istemiyorlar. Tabii tavsiye diyebilirim bunlara. Birden fazla aracı kullanabilirsiniz her aşamada. Öğrencilerin de yine bu araçları kullanması teşvik edilmeli. Kendileri önermeli, seçmeliler. Hatta onlara görevlendirmeler yaparak onların da araştırmalar yapmalarını sağlayabiliriz. Konu başlıkları vererek farklı web iki araçlarını bulmalarını ve kullanmalarını önerebiliriz. Onlara işte öğretici kılavuzlar verebiliriz.
Evet, son aşamamızsa kriter 5, sonuçlar, etki ve belgeleme. Burada da 3 alt başlığımız bulunmakta. Belirlenen hedeflere ulaşmak, proje değerlendirmesi ve yaygınlaştırma ve etki başlıkları altında değerlendirilecek. Burada tüm yaptığınız çalışmalar Team Space'inizde bulunuyor mu? Öncelikle buna dikkat edeceğiz. Bunları nasıl sunmuşuz? Bunlar değerlendirilecek. Team Space'de öğrencilerimize ait çalışmalar yer alıyor mu? Bunları görünür bir şekilde mi? Bunlara dikkat edeceğiz. Projemizin belgeleme kısmında planlama, değerlendirme ve yansıtma, muhtemel dönütler gibi noktalara dikkat edeceğiz. Yine projemizin görünmez etkileri, anketler, projemizin değerlendirmesine yönelik rapor ve yaygınlaştırma çalışmaları bu aşamada değerlendiriliyor. Projemizin başında arkadaşlar, ortasında ve sonunda mutlaka anketler hazırlamalıyız. Öğrencilerin projeye hazır bulunuşlarını ölçmek için ve projenin ortasında da durum gidişatını değerlendirmek için bir anket düzenlenebilir ve projenin sonunda da nelere ulaştık şeklinde bir anket düzenlenebilir. Bu anketleri sadece yapmakla kalmıyoruz. Bunların sonuçlarını paylaşmamız gerekiyor. Nasıl sonuçlar elde edilmiş ve bunların analizlerinin yine yapılıp Twin Space'te anketler bölümünde paylaşılması gerekiyor. Burada başka dikkat edeceğim. Değerlendirme aşamasında yine okulun farklı paydaşları sürece dahil edilebilir. Proje bittiğinde mesela öğrencilerin, velilerinin görüşleri alınabilir. Bir yani platform oluşturup oradan veliler proje hakkındaki görüşlerini yazabilirler. Ya da işte okulun diğer öğretmenleri, okul idarecileri proje hakkında fikirlerini yazabilirler dedik. 5 kriterimiz bu şekilde arkadaşlar. Her biri 5 puan olmak üzere toplamda 25 puan. Hepsini karşılarsanız alacağınız puan 25 puandır. Eğer kurucuysanız artı 5 puan da alıyorsunuz. Toplamda 30 puan olmuş oluyor. Gelelim proje sayfalarımızda neler bulunmalı? Projemizin önce orijinal bir yani özgün bir isim bulmanız biraz daha iyi olacaktır. Yani yapılmışlardan ziyade özgün bir isim bulunması tavsiye ediliyor. Projemiz giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşacak. Giriş bölümümüzde ortakları karşılayan, onları bilgilendirmeler yapan, proje hakkında kısa bilgiler veren kısımdır. Burada bir hoş geldiniz yazısı paylaşılabilir. Onun dışında projemizin takvimi, çalışma planı, varsa bir maskotumuz, somut ürünümüz burada paylaşılabilir. Okulların birbirini tanıtması, öğrencilerin birbirini tanıtması sağlanabilir. Logo posterler burada yine paylaşılabilir. Okul takımları ve anketler burada paylaşılabilir. Gelişme bölümünde ise projemizde ana olarak ana hedeflerimiz neler, ana çalışmalarımız neler, bunları faaliyet bir faaliyet şeklinde bu aşamada paylaşabilirsiniz. Sonuç bölümüne geldiğimizde ise projemiz sonunda neler, ortaya çıkan ürünler neler, yaygınlaştırma için, projemizin duyurulması için neler yapmışız, bunlar anket sonuçlarımız gibi çalışmalara yer verebiliriz. Online bağlantılar kısmı için de ortaklar arası iletişimde neler yapılmış, onlar buranın alt başında eklenebilir. Ortak ürünler neler olabilir sorusu çok geliyor arkadaşlar. Ortak ürünlerde mutlaka ortakların birlikte hazırladığı çalışmalar olmalı. Yani bir çalışmayı birisi başlatıp diğer ortak devamını getirmeli. Ortaya yani parçaların bütün oluşturduğu bir ürün çıkması gerekiyor. Bunlara örnek olarak şiir verilebilir. Mesela projenizle alakalı bir şiir yazarsanız bir kıtasını bir okul yazar. Özgün bir şiir olması gerekiyor tabii. Sonra devamında diğer okul ikinci kıtasını yazar. Diğer okul üçüncü kıtasını yazar. Onun dışında e-kitap hazırlanabilir. Bir hikaye yazabilirsiniz mesela. Burada işte hikayenin giriş kısmını bir okul yazar, gelişme kısmını bir okul yazar. Böyle bir parçalar bütünü oluşturmuş olur. Yine başka örnek olarak akrostiş, hikayeler, sözlük, özgün oyunlar, yemek kitabı, takvim gibi ürünlerde hazırlanabilir. Şimdi teorik kısmımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi biz bunları projemizde nasıl uyguladık? Geçen seneden ödül almış bir projemiz üzerinden ben size aktarmaya çalışacağım. Örnek proje sunumumuzda English Beyond Ability EBA projemizdi bizim. Bu sene 2019-2020 yılında yürütüldü. eTeaming Türkiye Özel Ödülleri'nde EBA kategorisinde Türkiye birinciliği ödülü almıştı projemiz. Biz bu projede neler yaptık? Öncelikle sunum üzerinden anlatacağım size arkadaşlar. Daha sonra Twin Space'te sayfalar bölümünden birlikte detaylı inceleyeceğiz.
Projemizin başlığından da anlaşıldığı üzere English Beyond Ability baş harflerinden oluşan projemiz EBA temelinde yer alıyordu. Biz bu projemizde ilk olarak hedeflerimizi belirledik. 3 ana hedefimiz vardı. 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefledik. Yabancı dil öğretiminde teknoloji entegrasyonu sağlamak ve yeni uygulamalar, öğretim teknikleri ve webpik araçlarını kullanarak derslerimizi entegre etmeye çalıştık. Onun dışında alt hedeflerimiz de vardı. Biz bu projede 32 İngilizce öğretmeni olarak yer aldık. Ortaokul kademesinde bir projeydi. Ortakların tamamı İngilizce öğretmeniydi ortaokul kademesinde ve Romanya ve Ukrayna'dan da ortaklarımız bulunuyordu. Bu projede en çok zaten olmazsa olmaz proje tabanlı öğrenme metodunu kullandık. Çalışmamız yani projemizin başında yöntem kullanabilecek yöntem tekniklerimizi belirledik. Beyin fırtınası yöntemi işte sonuç yoluyla öğrencilerimize projemizde neler yapılacağı anlatıldı. Oyunlaştırmaya çok başvurduk. Yine bilgisayar destekli öğretim teknoloji kullanımında çok kullanıldı. Mart ayından sonra özellikle uzaktan eğitim yöntemi de çok fazla kullanıldı projemizde. Türkiye, Romanya ve Ukrayna'dan ortaklarımız yer aldı. Projemizin başında proje kurucularımız Mehtap Öz ve Selda Kul Başlık. Projenin başında bu şekilde bir takvim hazırladılar arkadaşlar. Yani bu son hali takvimimizin de kendileri bir taslak halinde hazırladılar. Daha sonra projenin ortakları belirlendikten sonra birlikte fikir alışverişi yaptık. Ve onlar da biz de onlara fikirlerimizi sunduk. Şunları ekleyebiliriz, şunları çıkarabiliriz. Aynı şekilde öğrencilerimize de sorduk neler yapılabilir şeklinde. Onların da fikirlerini alarak ürünlerimizi hazırlamaya başladık. Projemizde dediğim gibi İngilizce öğretmenleri yer aldığı için İngilizce içerikler hazırladık. Bunların başında, en başında şu şekilde gösterebilirim size. Ders kitapları hazırladık. İngilizce 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik. Bu ders kitaplarının tamamı müfredat uyumlu oldu. Projemizin başında biz 4 gruba ayrıldık çalışma ekibi olarak. Burada ortaokul seviyesinde 5. sınıflarla çalışan, 6. sınıflarla çalışan, 7. sınıflarla ve 8. sınıflarla çalışan öğretmenler isimlerini buralara yazdılar ve çalışmalarını o grup halinde, o grupla birlikte yürüttüler. Projemizin başında öğrenciler biliyorsunuz merkezde öğrencileri aldığımız için tüm çalışmalarımızda onların fikirlerini sorduk. Siz dedik bir kendiniz İngilizce kitabı hazırlıyor olsaydınız bu kitapta nelerin olmasını isterdiniz şeklinde. Tüm öğretmenlerimiz bu şekilde ekranda gördüğünüz gibi beyin fırtınası yöntemiyle zihin haritaları hazırladılar. Ve burada öğrencilerin fikirleri alınarak projemizin yol haritasını belirledik. Kitaplarımızda bu çalışmalara yer verdik. Çalışmalarımızın tamamı öğrencilerimiz tarafından hazırlandı. Yani birazdan 4 tane ortak ürünümüz var, onları göstereceğim. Oradaki çalışmaların tamamı öğrenciler tarafından hazırlandı. Öğretmenler bu aşamada sadece düzenleme kısmında yardımcı oldular. Yani nasıl düzeltilebilir, neler eklenebilir şeklinde yönlendirmeler yaptılar. Projemizde biz 4 tane kitap oluşturduk. Bunlar yaklaşık 150'şer sayfalık kitaplar oldu. Tamamı müfredatla uyumlu İngilizce kitapları oldu ortaokul seviyesinde. Ve ünite 1'den ünite 10'a kadar tüm çalışmalar buralarda sergilendi. Bu çalışmalarımızı biz hem baskı çıktı olarak aldık, bastırdık. Hem de dijital ortamda da uzaktan eğitim sürecinde özellikle tüm ülke genelinde kullanıldı kitaplarımız. İkinci ortak ürün olarak öğretmenlerin İngilizce kitabı şeklinde bir ürün hazırladık. Bunları yüzeysel olarak anlatıyorum. İçeriklerini en son aşamada tekrardan bakacağız. Bu bölümde ise öğretmenler İngilizceyi sevdirecek ne tür aktiviteler yapılabilir? İşte ipuçları nelerdir? Daha keyifli neler yapılabilir? Yani oyunlaştırma yönteminden burada faydalandık ve bir kitap 58 sayfalık bir kitap ürünü ortaya çıkmış oldu. Üçüncü aşamada dijital oyunlar kitabımızı oluşturduk. Yine öğrencilerimiz birçok webpik aracını kullanarak bir kitap hazırladılar. Bu sayede İngilizce teknolojiyi İngilizce dersine entegre etmiş olduk ve öğrenciler birçok farklı webpik aracıyla tanıştılar ve bunları aktif şekilde kullanmış oldular. Son olarak da Quizlet setlerimizi oluşturduk. Quizlet yabancı dil öğretiminde çok kullanılan bir site. İngilizce öğretmenlerimiz varsa burada yine onlar da faydalanırlardır mutlaka. Bu araçları kullanarak öğrenciler setler hazırladılar görev dağılımı halinde ve bu setleri
birbirlerine gönderdiler. Herkes ortaklaşa bir çalışma hazırlamış oldu ve bunları derslerimizde kullanmış olduk. Karışık okul takımı çalışmalarına geldiğimizde 3 tane karışık okul grubu oluşturduk. Bunu da tabii karışık ülke grubu da diyebiliriz. Farklı ülkelerde yer aldı buralarda. Grup E kısmında şöyle yapayım. Grup E, Grup B ve Grup A şeklinde 3 tane karışık takım oluşturuldu. Grup E kısmında öğrencilerimiz projemizde hazırlanan posterleri ve infografikleri paylaştılar bu kitap içinde. Grup B kısmında geçen senenin eğitimin teması olan iklim değişikliği hakkında öğrenciler posterler ve infografikler hazırladılar. Grup A'daki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de projemizde kullanan WebPK araçlarından oluşan bir WebPK araçları e-kitabı hazırladılar. Biz bu çalışmalarımızın hepsini EBA'da paylaştık arkadaşlar. EBA içeriğinde paylaştık, işte öğrencilerimize gönderdik. O zamanlarda EBA Haber kullanılıyordu. Yaygınlaştırma için EBA'da çalışmalarımızı yine paylaştık. Bu ürünlerimizi orada tüm ülke genelinde yaygınlaştırmasını yaptık ve daha çok öğretmenin ve öğrencinin ulaşmasını sağladık. Yine pandemi döneminde dediğim gibi çok işe yaradı bu kitaplarımız. Bunları biz PDF formatında hazırladık ve bunları canlı derslerimizde sürekli olarak alternatif kaynak olarak kullandık. Burada yani biliyorsunuz piyasada çok fazla kitap var tabii ki ama öğrenciler kendileri yani bir çalışmada kendi ürünlerini görünce çok mutlu oluyorlar. Biz bunu fark ettik projemizde ve bu çalışmasının tüm Türkiye genelinde işte kullanılması onlara çok mutluluk verdi. EBA'nın uygulamaları, İngilizce uygulamaları vardı. İzle, öğren ve My English Pass şeklinde. Bu uygulamaları yine çalışıp derslerimizde ünitelikte aktif şekilde kullandık. Ortaklar arası iletişimi webinarlarla, sohbetlerle, chatroomlarla sağladık. Birçok kez webinar düzenledik. Buralara dışarıdan da katılım akademisyenleri davet ettik. WebPK araçları konusunda uzman olan öğretmenlerimizi davet ettik. Onların da yine paylaşımlarıyla projemizi şekillendirdik. Uzaktan eğitim sürecinde Ukrayna'dan ve Romanya'dan proje ortaklarımız Victoria ve Anda ile düzenli olarak canlı dersler hazırladık. Mesela Simple Present Tense konusu olarak konuyu belirledik. Projemizdeki tüm öğrenciler bu Zoom üzerinden buna katıldılar ve öğretmenlerimiz bu dersi onlara anlatmış oldu. Bu şekilde de bir iletişim sağlamış olduk. Önemli günlerimizi kutladık. İşte Güvenli İnternet Günü, Cumhuriyet Bayramları, Yeni Yıl, Eğitim Günü, Erasmus Günü gibi önemli günlerde farkındalık çalışmaları yaptık. Yaygınlaştırma olmazsa olmaz, sonuçlar, etki, belgeleme bölümünde bahsetmiştim. Projenizin mümkün olduğu kadar çok kişiye duyurmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için en etkili araçlar okulumuzun web sitesi, bir proje bloğu oluşturabilirsiniz. Şu altta paylaştım, bu blokta da çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Bize ben projemizin ürünlerini bir sayfada birleştirdim hepsini. Birazdan link olarak onu paylaşırım. Kullanmak isteyen İngiliz öğretmenlerimize yine bunlardan faydalanabilirler. Yerel basında ve ulusal basında proje çalışmalarımızla ilgili haberlere yer verildi. Buralarda bu çalışmalarımızın linkleri paylaşıldı ve yine daha çok öğretmene ve öğrenciye ulaşılması sağlandı. Projemizin başında broşürler hazırladık. Bu broşürleri öğretmenlere, öğrencilere, okulumuzdaki öğretmenlere, idarecilere, velilere, çevremizdeki yaşayan insanlara dağıtarak projemiz hakkında bilgilendirmeler yaptık. Projemizin başında, ortasında ve sonunda anketler uyguladık. Bu şekilde sonuçlarını alıp paylaştık ve proje ortaklarıyla birlikte bunları analiz ettik. Proje ekibimiz şu an yani büyük bir kısmı öğretmenlerimizin EBA TV'de hala aktif olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Projemizin çalışmaları yine EBA TV'deki İngilizce derslerinde ilkokul kademesinde ve ortaokul kademesinde içerik olarak paylaşılıyor. Burada yine öğretmenlerimizin görüyorsunuz yer alan öğretmenlerimizi ve bu ürünlerimiz bizim hazırladığımız kitaplarımız Talim Terbiye Kurulu'na da gönderildi. Değerlendirme aşamasında şu an yani uygun bulunduğu takdirde yine paylaşıma açılacak ülke genelinde. Evet, şimdi ortak ürünlerimize detaylı olarak değinmek istiyorum. Ortak ürün olarak arkadaşlar biz yani projenin başından sonuna kadar bir ortak ürün üzerinde çalıştık. Bunlardan birincisi Teachers ELT Book yani öğretmen kitabımız, öğretmen İngilizce kitabımız. İkincisi Course Books, ders kitaplarımız. Üçüncüsü Digital Games Book, dijital oyunlar kitabımız. Ve dördüncüsü
Sonuncu ürünümüz Quizlet setlerimiz oldu. Buralarda Twin Space'de şu şekilde başlıklar altında paylaştık. Öğretmen kitabımızda şuradan göstereyim. Öğretmen kitabımızda arkadaşlar iyi uygulama örnekleri, İngilizce dersinde uygulanabilecek iyi uygulama örneklerine, oyunlara, proje fikirlerine ve ipuçlarına yer verdik. Bunlar nelerdir? Hemen birlikte şuradan bakalım. Mesela bu kitabın içinde yer alan bir örnek, Dictionary Word şeklinde Selda Kulbaşlı tarafından paylaşılmış bir ürün. Burada kısaca neler yapılacağı yönergesi yanında bulunuyor ve resimleri yer alıyor burada. Öğrenciler de bunu derslerinde, mesela sözlük savaşları olarak geçen bir etkinlik, eğlenceli bir şekilde bunu derslerinde kullanabiliyorlar. Bir diğer örnek, zıt anlamlı kelimelerle alakalı bir örnek, MacGyver tarafından paylaşılmış. Yine öğretmenler eğer ilgi çekici buluyorsa bunu derslerinde öğrencilerimizde uygulayabiliyorlar. Melis Arda öğretmenimizin paylaştığı bir ürün Jenglish, Jenga ile İngilizce birleştirilmiş. Neler yapılacağı altta yine yazıyor. Buna göre çalışmaları okullarımızda uyguladık. Bursa'dan öğretmenimiz Selay Özkaya yine Musical Flashcard adında bir oyundan bahsetmiş. Neler yapılacağını yine yanında yönergesini belirtmiş. Yani burada gördüğünüz gibi bu öğretmenlerin bir ortak ürünü olmuş oldu. Bunda sadece öğretmenler fikirlerini paylaştılar. Yine bu ülke genelinde birçok öğretmenimizle paylaşıldı. Kullanmak isteyenler derslerinde kullandılar. İkinci ortak ürünümüz ders kitaplarımız. Burada başrolde tabii ki de öğrencilerimiz vardı. 5. 6. 7. ve 8. sınıf şeklinde. Projemizin başında biz gruplara ayrılmıştık demiştim. Takım 1, takım 2, takım 3 ve takım 4 şeklinde. Burada da bu ders kitabını hazırlarken arkadaşlar herkes aynı şeyi hazırlamadı. Mesela ünite 1 kısmında ben vocabulary kısmını, kelime kısmıyla alakalı çalışmaları aldım. Öğrencilerim kelimeyle, yani ünite 1'in konusu neyse, life ünitesi mesela. Ünite 1'in konusuyla kelimelerle alakalı çalışmalar izlediler. İşte Özgen Hocam grammarla alakalı bölümü hazırladı. Selda Hocam speaking writing ile alakalı bölümü hazırladı. İkinci üniteye geçtiğimizde bu sefer ben gramer konusunu aldım. Üçüncü üniteye geçtiğimizde diyalog ve karikatür kısmını ben aldım. Dördüncü ünitede karekod hazırlama görevini aldım. Yani her ünitede öğrenciler farklı bir beceri alanında çalışmalar hazırlayıp bunları paylaşmış oldular. Evet, burada da görüyorsunuz. Birinci ünitede kelimeyle alakalı çalışmalarını ben de yükledim. İkinci ünitede başka öğretmen başka çalışmasını yüklemiş. Herkes bu şekilde yükledi arkadaşlar. Daha sonra bunlar öğretmenler tarafından derlendi ve PDF formatında kitap haline getirildi. Yine 7. sınıf, 8. sınıfta da aynı çalışmalar yapıldı. Öğrenciler çalışırkenki görüntülerini yine buradaki başlığımıza ekledik. Evet, gördüğünüz gibi bütün çalışmalarda öğrenciler kendileri ürünlerini hazırladılar. Burada bir writing testini hazırlıyor öğrenciler. Yine burada karikatür hazırlama görevi. Evet, burada kitabın içeriğine biraz daha detaylı bakacak olursak, mesela word art en çok kullanılan kelime bulutlarından bir tanesi. Kitapta mesela üniteyle alakalı çocuklar word art kelime bulutları hazırladılar ve bunları soru cevaplarda, konuşma etkinliklerinde, diyaloglarda kullandılar. Mesela burada düzenli düzensiz fiiller başlığı altında bir kelime bulut hazırlanmış öğrenciler tarafından ve bunu aktiviteye dönüştürmüşler. Yine writing kısmında öğrenciler storyboard gibi mesela ya da işte Tondo gibi birbirinden farklı vektör araçları var bu karikatür hazırlamak için. Bunlar öğrencilere öğretildi ve kendilerinin bu şekilde ürünler hazırlamaları sağlandı. Bakın bu karikatürler hepsi öğrenciler tarafından hazırlandı. Yine puzzle'lar oyunlaştırma bölümünde çeşitli oyun sitelerinden öğrenciler oyunlar hazırladılar. Biz bunları karekod halinde paylaştık. Biliyorsunuz dijital bir şeyi burada basılı bir kitapta paylaşmamız mümkün değil. O yüzden karekod haline getirdik oyunlarımızı ve kitabın son kısmında karekod halinde bunlara erişim sağladık ve karekod okutunca öğrenciler oyunu oynamış oldular. Burada başka değineceğim. Mesela listening, dinleme kısımlarında da öğrenciler kendileri konuştular, kendileri metinler olarak onları seslendirdiler. Voki ve Pit aracını kullandılar. Orada kendileri seslendirerek karekod haline getirdiler. Bununla alakalı dinleme metinleri oluşturmuş oldular.
Speaking kısmında yine oyun ile alakalı konu belirlendi ve sorular hazırlandı. Animasyon hazırlandı mesela bir öğrenci tarafından, çevreyle alakalı. Yine şarkı kısmında öğrenciler tarafından öğretmenlerin yardımıyla birlikte şarkılar hazırlandı. Bunlar resimde de görüyorsunuz. Fethiye Bilsen tarafından hazırlanan bir şarkı EBA TV'de de yayınlandı. Karikatürler, okuma bölümleri, soru cevap bölümleri hepsi bu şekilde hazırlanmış oldu. Hepsi tamamen öğrenci ürünü oldu. Üçüncü ortak ürünümüz de dijital oyunlar kitabımız. Burada webcam araçlarıyla birlikte kullanarak farklı oyunlar hazırlandı. Yine 5. 6. 7. sınıf şeklinde biz gruplara ayrıldık ve öğrenciler her ünitede hazırladıkları oyunları o başlık altında paylaştılar. Sonucunda bu şekilde bir 58 sayfalık dijital kitabımız oluştu. Burada biz hangi araçları kullandık? Krem, Jeopardy, Learning Apps, İngilizce öğretmenlerimiz aşinadır. Buna diğer branşlarda da kullanabilecek araçlar bunlar. Quizlet, Quizizz, Wordpol gibi Kahoot, Viscontact gibi webcam araçlarında ve daha birçok araç kullanarak bir e-kitap hazırladık. Burada da dijital oyunlarımızı paylaştık. Ve son ortak ürünümüz de Common Quizlet Set. Ortak Quizlet setlerimiz yine burada da bu Quizlet aracını kullanarak bir kullanıcı adı aldık ve öğrenciler burada Quizletler hazırladılar. Quizler hazırladılar. Burada yine 5, 6, 7 ve 8. sınıf olarak 4 gruba ayrıldık. Başında bir görev dağılımı yaptık. Ünite bir, mesela ben 6. sınıflarla çalışmıştım. 6. sınıfları 10 üniteye, 10 öğretmen varsa 10 üniteye bölüştürdük. Birinci üniteyi ben aldım mesela. Birinci ünitenin kelimelerinden benim öğrencilerim çalışmaları hazırladı. İkinci ünitede başka öğretmen, üçüncü ünitede başka öğretmenin öğrencileri Quizlet setleri hazırladılar. Burada da çalışmalardaki öğrencilerin çalışırkenki görüntülerini görüyorsunuz. Quizlet aracını kullanırken. Biz bunları hazırladıktan sonra yine birbirimizin derslerinde kullanmış olduk. Link olarak burada Teamspace'te paylaştık. Evet, karışık okul takımlarına biraz önce değinmiştim. Yine detaylı şekilde içeriğinde neler yer aldı. Onlara bakalım. Son ortak ürünümüz burada. Pardon, karışık okul takımı çalışmasıydı. Burada da 3 tane takım oluşturduk. Grup E, Grup B ve Grup A şeklinde. Projemizle alakalı posterlerin yer aldığı. Burada şu soldaki bölümde öğretmen ve öğrenci isimlerini, okul isimlerini görüyorsunuz. Her okuldan mesela 2 veya 3 öğrenci bu çalışmaya dahil ettik. Bunların hazırladığı proje posterleri bu e-kitapta yer almış oldu. İkinci grubumuz B grubunda ise yine öğrenci, bu sefer farklı ikişer üçer öğrenci seçildi. Bunlar da iklim değişikliği ve çevresel zorluklar temalı posterler hazırladılar. Burada da yine bakın mentor öğretmenlerimiz var. Onlar incelemeler yaptılar ve e-kitap haline getirdiler. Grup A kısmında ise projemizde kullandığımız web araçlarından oluşan bir e-kitap oluşturduk. Burada da içerik olarak bakacak olursak bu kitabımızda mesela Flemingtex uygulamasını Eskişehir'deki 3 öğrenci hazırlanmış. Ne için kullanıldığını kısaca bahsetmiş ve ismini vermiş bu web aracının. Diğer bir arkadaş Poster My Wall aracından bahsetmiş. Sinop'tan buradaki arkadaşımız da Fukiye Cengiz öğretmenimizin öğrencileri Tony Tool'dan bahsetmiş. Fethiye'den öğretmen başka araçtan bahsetmiş. Yine öğretmenlerimizin çalışmalarını burada görüyorsunuz. Öğrencilerle birlikte hazırlamış olduğu web araçları kitabımız bu şekilde oldu. Hikaye oluşturmak için mesela İstanbul'daki okulumuz bu araçların tavsiyeleri bulmuş. Bununla ilgili hazırlıklar yapmışlar. Ukrayna'daki Romanya'daki okulumuz mesela Quizlet'i kullanmış. Bundan bahsetmiş. Evet. Projelerimizin olmazsa olmazlarından diye bahsettiğimiz önemli noktalarından bir tanesi 5. kriterimiz yaygınlaştırma çalışmalarımız için neler yaptık biz projede? Mutlaka bir blog oluşturulmalı arkadaşlar projenizde. Şu altta da linki görüyorsunuz. Sonunda 2Y olacak şekilde blogumuzu ziyaret edebilirsiniz. Oradaki çalışmalarımızı yine kendiniz erişebilirsiniz. Yaptığımız çalışmaları yine yaygınlaştırmak için EBA platformunu çok aktif kullandık. Yaptığımız tüm çalışmaları burada paylaştık. Bu içeriklerimiz EBA TV'de şu an hala kullanılmakta. Yaz okulunda da yine kullanılmıştı. Okul web siteleri ve blog yine çok önemli. Olmazsa olmaz. EBA Haber önceden kullanılıyordu. Burayı da zamanında kullanmıştık. Okullarımızın yani illerimizin, ilçelerimizin WhatsApp grupları var. Buralarda
paylaştık. İngilizce öğretmenlerimiz kullanabilirler şeklinde duyurusunu yaptık. Broşürler demiştik yine öğrencilere ve okulun diğer paydaşlarına dağıtılabilir. Yerel basın, ulusal basında paylaşımlar yapılabilir. Mesleki gelişim sayfası açılıp burada işte projeyle alakalı konusu bağdaşan alanlarda kurslar alınıp burada sertifikalarıyla paylaşılabilir. E-güvenlik aşamasında ise yine okullarımızda güvenli internet kutlamalarını yapılabilir ve farkındalık sağlanabilir. Dedik ve son olarak da proje ekibimiz şu anda hala gördüğünüz gibi EBA çalışmalarına devam etmekteler. Sunumum buraya kadardı arkadaşlar. Şimdi ThinkSpace üzerinden devam etmek istiyorum. Ben ThinkSpace açarken Semra Hocam herhangi bir sıkıntı var mı? Sizden değerlendirmeyi alabiliriz. Necip Hocam merhaba. Bazen Merhaba hocam. bazen cızırtılar geliyor mu Necip Hocam? Ve telefon sesi geliyor. Kulaklık var mı? Kulaklık. Yanınızda. Kulaklık hemen ayarlayayım hocam. İşte, bazen böyle sesler geliyor da. Şu an kulaklığımın yanında değil hocam da şu Ha an iyi mi tamam. yaptım? Sıkıntı var mı şu an? Bazen şey geliyor, cızırtılar geliyor evet hocam. Ama Zaman sıkıntı o değil, bakalım. devam edebilirsiniz. Tamam, kabloyu çıkartıyorum o zaman. Şimdi de ThinkSpace'te nelere yer verdik arkadaşlar? Paylaşımlarımızın olduğu sayfaları göstereceğim sizlere. Projemizin hakkında About the Project kısmında projemizin çalışma planından bahsettik. Biz burada PDF olarak yükledik. Neler yapılacak? Bunları burada anlattık. Okul tanıtımları, öğretmenlerimizin kendi okullarını tanıtan videolar, fotoğraflar burada paylaşıldı. Bir harita oluşturularak bu haritada öğretmenlerin okulları işaretlendi. Müfredatla entegrasyon kısmında bizim zaten tamamen müfredat uyumlu müfredata entegre çalışmalarımız olduğu için biz direkt 5, 6, 7, 8 İngilizce ders planlarını burada yükledik. Okul takımlarını oluşturmuştuk. 5, 6 ve 7, 8'de çalışan öğretmenlerimiz buraya isimlerini yazdılar. Görev dağılımımızı yaptık. Zaten bunu demiştim. Herkes bütün çalışmaları yapmakla yükümlü. Ama özel görevlendirmeler yaptık burada. Mesela ThinkSpace sayfaları düzenleme görevi iki arkadaşa verilmiş. Ön anket hazırlama görevi iki arkadaşa. Orta anket hazırlama görevi bir arkadaşa verilmiş. Böyle bir görev dağılım sayfanız mutlaka bulunsun arkadaşlar. Sosyal medya hesapları yine yaygınlaştırmada buna değinmeyi unuttum. Bunları da mutlaka projenizin Facebook, Twitter, Instagram sayfalarını açabilirsiniz. Buralardan duyurulmasını sağlayabilirsiniz. E-güvenlik kuralları sayfası burada bir neler dikkat edilmesi gerektiğine dair bir infografik şeklinde hazırladık ve altta da öğretmenlerimizin yaptığı çalışmalar, aldıkları sertifikalar burada ekleme yaptık. Yine velilerimizden izin belgeleri aldık. E-güvenlik amaçlı bunları da bu başlık altında paylaştık. Diğer bir bölümde öğretmenler kısmında öğretmenlerimizin iletişim bilgilerinin yer aldığı, proje boyunca kullanacağımız bilgilerin yer aldığı bir kontak form hazırladık. Aynı zamanda öğretmenlerimizin mesleki gelişim, yani bu projeyle alakalı mesleki gelişim sertifikalarını burada paylaşmalarını sağladık. Posterler ve logolar kısmına geldiğimizde projede öğrencilerin hazırladığı posterlere, logolara ve bu poster logo yarışmalarına bu alt başlıklar altında yer verdik. Ders kitaplarımızı öncelikle burada bir göstereyim şu şekilde size. 6. sınıf mesela. Ben 6. sınıflarında çalışmıştım. Burada görev dağılımlarımızı kendimiz burada dokümana yazdık. Hangi konuda görev aldığımızı ve altta da yaptığımız çalışmaları bakın ünite 1, ünite 1'de herkesin yaptığı çalışmalar burada. Bir saniye. Evet, ünite 1'de herkesin yaptığı çalışmalar burada gözüküyor. Bunlar birleştirilerek kitap haline getirildi. Devamında önemli günlerde neler yaptık? Kutlama günlerinde, eğitimin ilk gününde mesela posterler hazırladılar çocuklar veya işte kendileri boyama çalışmaları yaptılar. Onun dışında yeni yılda mesela neler yaptık? Şu şekilde çeşitli boyama etkinlikleri hazırladı öğrenciler. Bunları yaptılar. Farkındalık çalışmaları diyebiliriz burada. Yaygınlaştırma aşamasında okullarda panolar hazırlandı. Yani uzaktan eğitim süreci öncesinde, Mart ayından önceki dönemde okullarımızda panolar hazırlanarak okula gelen kişilere projemizin duyurulması sağlanmış oldu.
EBA Haber, yerel basın kullanıldığı, bunun dışında sergiler eğer mümkünse şeklinde yazdık buna. Çünkü biliyorsunuz projenin sonu geldiğinde okullarımızda sergi hazırlamak mümkün değildi COVID'den dolayı. O yüzden bizler de sanal sergiler hazırladık. Onları buralarda paylaştık. Tüm çalışmalarımızı buralarda sergiledik. Bu da bir tür yaygınlaştırma örneği diyebiliriz. Blogumuzu yine aktif şekilde kullandık. Ve öğrenciler, öğretmenler arası iletişimlerimizi mutlaka fotoğraflandırarak bunları webinarlarımızı bu sayfamızda paylaşmış olduk. Şuradan devam edeyim hemen. Şimdi, evet, ortak quiz setlerimize geldiğimizde burada quiz setlik aracında nasıl bir görev dağılımı yapılacak bunlardan bahsettik. Yaptığımız çalışmaları kare kod halinde, yani quiz set linkini kare kod haline getirdik ve burada paylaştık. Yine en sonunda bu da kitap haline getirilmiş oldu. Öğretmenler kitabımızda öğrencilerimize anket uygulandı. Kitabımızın ismi ne olsun, sizin için ne uygundur şeklinde onların da fikirleri alınarak sürece dahil edildiler. Devamında değinmek istediğim konu proje anketimiz, bakın ön anket, orta anket ve son anket şeklinde ve en son genel değerlendirme şeklinde başlıklar açtık. Bu başlıklar mutlaka olmalı arkadaşlar, anket değerlendirme bölümü. Burada da anketlerimizin linkini paylaştık ve sonuçlarını yine analiz ederek buralarda yer verdik. Öğrenci fikirlerini yer aldı, beyin fırtınası çalışmalarına bu başlıkta yer verdik. EBA'nın uygulamalarını kullanırkenki görüntülerimize burada yer verdik. Öğrencilerimizin çalışmaları hazırlarkenki görüntülerine yine bu bölümde bakalım birlikte. İşte hangi araçları kullanarak hangi çalışmaları yapıyorlar, burada hepsine yer verdik. Yaptığınız çalışmalarda mutlaka isminiz ve okulunuzun ismi bulunmalı arkadaşlar. Değerlendirme aşamasında yaptığınız çalışmaların görünürlüğü sağlanması için. Ve bu çalışmalarımızı nasıl kullandık, EBA'da nasıl entegre ettik, bu kitapları birbirimize nasıl paylaştık, bu başlık altında bunlara yer verdik. Diğer bir başlığımızda ortak ürünlerimizin son hallerini burada yer verdik. Teacher's ERT, bu mesela öğretmenlerin hazırlamış olduğu kitaba. Burada e-kitaplarımızı paylaştık ve son bölümde ise karışık takımlarımızın yapmış olduğu çalışmaların son hallerini burada yer vermiş olduk. Şimdi ben size bir link göndereceğim arkadaşlar chat bölümünde. Bir saniye.